Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcıların sermaye piyasalarında temkinli olmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakan Şimşek, son yıllarda özellikle finansal okuryazarlık düzeyi düşük bireysel yatırımcıların forex, kripto varlıklar ve borsa alanlarında yüksek kar beklentisiyle hareket ettiği ve yüksek risk aldığı gözleniyor diyor ve duyum adı altında yanıltıcı ve yanlış yönlendirmelere karşı savunmasız kalan söz konusu yatırımcıların zarara uğradığı görülüyor dedi. Şimşek, finansal okuryazarlık portalı ve ev hanımlarına yönelik eğitim gibi projelerin hayata geçeceğini kaydetti. Bu konuda bir diğer önemli uyarı da finans analisti İslam Memiş'ten geldi. Memiş, borsa 15 bini bulacak ama beklemeyi bilmeyene 9 doğurtur dedi. İlk kez borsaya giriş yapmayı düşünen yatırımcısı aman dikkat. Yani burası senin böyle giriş yapıp da 1 milyon TL'nin bir hafta sonra 1 milyon 200 bin lira olacak bir ortam değil. Burası seni mutlu edecek, seni servet sahibi yapacak bir alan değil. Burası kısa vadeli bir oyun piyasası değil. Burası seni mutlu edecek bir oyun parkı değil. Burası bir yatırım piyasası. Burada ciddi anlamda insanların farkındalığının oluşması gereken bir ortam ve bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki zaman zaman kar satışları gelecektir. Bu yılla alakalı diğer sohbetlerimizde, yayınlarımızda 10-15 bin puan, ortalaması 12 bin puanı tekabül ediyor. İşte burada 12.500 puan seviyesine kadar yıl içerisinde bir yükseliş öngörüyorum ve bu öngörüm halen devam ediyor. Peki ne zaman olacak? Bu yıl sonuna kadar. Yılın sonuna ne kadar var? 9,5 aylık bir süreç var. Ortalama 9 ay diyelim. Sizin 9 ay gibi bekleme bir süreciniz yoksa bu piyasa size 9 doğrultur yani.